Dördüncüsü, imamın o şehit olacağı şahit olmak ve şehit olup şehitlik mertebesini, yerini görmesi. Beşincisi, berzak aleminde kendi değeri, bunları özetten geçeceğim. Altıncısı, İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyametteki durumu. Yedincisi de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cennetteki yeri. Bu konuları bugün bitirmeye özet olarak çalışacağım. Sizin için 10-11 tane konu hazırlamışım. Ayetullah Cafer Şüşleri'nin zahmetiyle ve yazmış olduğu, ömür boyu İmam Hüseyin'e meddahlık ettiği, çünkü diyor çok kötü bir sesi var idi. Meclislere giden birer Ayetullah idi. Diye bu kadar da diyor talibim yoktu. Diye anam Zehra'ya ki tevessül ettim. Bir gece diyor Allah bana inayet etti. Hem sesim güzelleşti. Hem rızkım arttı. Hem de Allah nasip etti Ehl-i Beyt dostlarına, Hazreti Zeynep'e, Hazreti Fatıma'nın Fatıma oldum. Ömür boyu onun meddahı oldum. Ayetullah makamından gelir, diyor ben diyor, keşke onun kapısında meddah olsam. Şimdi gelelim konumuza. Müminler, felsefeciler veyahut da hekimler, hacı anneler, dinliyseniz değil mi? Felsefe ve hekim, hekim bilirseniz kimelerini, yani kalbiyle, ruhuyla başka bir dünyadadır. Çok hikmetli insandır. Sözü, özü, tavrı, davranışı hekimanedir. Yani berrak su gibidir. Bazı insanların ahlakını görürseniz hiç, adam onu görmeyende duramıyor. Onun iki sözü adamı rahatlatır. Toplum içerisinde, evde, herkes ya öyle bir hüviyeye sahiptir ki o her şeyi olumlu görür, olumsuz görmez. Diyor felsefeciler, hekimler, özellikle felsefe Yunan, o insanların Yunanlıların felsefeye, ondan sonra zaten Aleyhisselam döneminde bu felsefe işini hikmet veyahut da felsefe işiyle meşgul olan İslami, yani Allah'a inanan veyahut da Allah'a inanmayan, biyolojik hayata inanan, madde alemine inanan, her şeyin kendi haliyle dünyaya gelen iki tane, iki grubun görüşlerine göre söyleniyor ki şöyle inanıyorlar. Varlık aleminin yaratılışı 10 merhaledir. Diyorlar bir, aklı evvel, hadsi kutsi var. Allah ilk önce aklı yarattı. Bunları anlatırken biraz inşallah sabır tabaklarınızı geniş tutun. Allah'ın izniyle Allah inşallah bizleri utandırmaz bu konuları anlatırken. Diyor ki akla evveldir. Daha sonra ikinci akıl devreye giriyor. Bu sefer birinci felek. Hani özellikle astronomi ilmiyle uğraşanlar bilirler. Dünyada vardır gökyüzünün katmanları vardır. Bunlara denilen felek. Birinci, ikinci, üçüncü, ta onuncu felek. Ha hocam hatırladık diyeceksiniz. Üniversiteye gidenler belki duymuştur. Birincisi hava, ikincisi ateş, üçüncüsü toprak, dördüncüsü su. Bu dört tane. Bunları yarattığında daha sonra bu dörtle beraber insan türünü çoğaltıyor. Ve madenler, bitkiler, varlık alemini oluşturuyor. İlk önce akıl. Bazı insanları görün çok soğuktur, toprak gibidir. Yanına gittiğin zaman seni üşütür, ürpertir. Bazı insanlar da çok sıcaktır, ateş gibi.
Bazı insanlar var, rüzgar gibidir, dokunduğunu kesip götü kasır, başka suyunu tükürüyor. Bazı insanlar var, su gibidir, biraz önce dedim. Ama bazı insanlar var, bu dördünü de kapsadı mı, bazı zaman duruma göre, hale göre, halvete göre çok sıcak oluyor, çok soğuk olabiliyor. Yüz siması, hal ve tavır davranışları, bu dördüne yetişen insan birçok hikmetleri de kendisinde toplayabiliyor. Bu buraya kadar. Devamında ancak rivayetlerde, elimizde olan sahih hadislerde aklı selim düşünüp insanların görüşüne göre Allah-u Tebareke ve Teala ilk önce bir nur yarattı. O nur da nur Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Nur Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dır. İlk varlık aleminde yaratılmış budur. Ve aklı selim, kalbi geniş olan insanlar bunu anlayabiliyor ve kabul ediyor. Devamında ve en yüce makam, en seçkin, en değerli varlıkları diyor, ister inanın ister inanmayın, burada sadece Hazreti Resul-i Ekrem'in nuru ve Ehl-i Beyt'in nuru, her ikisi de beraberdir bu şekilde yaratıldığından ve o nurun bir parçası, o nur, o nurun bir parçası Hazreti İmam Hüseyin ibn Ali'nin, yani Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'in nuru yaratılmıştır. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam. Allah-u Tebareke ve Teala ilk önce yarattığı nur o peygamber ve hamsten âl-i ebâ'nın nurudur. Bütün o dört tane unsur da içinde var. Ancak peki ispatı nedir hocam? Kâmil-i ziyarette de dualarda da var. Şimdi ben diyeceğim, aklınıza gelecek bir. Allah'ın Resulü diyor ki Hüseyin'in minni. Hüseyin'in minni. O ye harfi nispet verir. Diyorum bu kimin? Diyor o benim. Hüseyin bendendir. Ve ene min Hüseyin. Ben de Hüseyin'den. Bak diyor, Hüseyin benim bir parçam, bir nurum. Ama ben de Hüseyin'in nurundanım. Bir taraftan nur peygamber, bir taraftan nur İmam Hüseyin. Bu bundan, bu bundan. Ateşi düşünün, yaktığınız an 15 tane ateş olsa der benim nurum bundan. Ben nur Hüseyin'im, minni ve ana min Hüseyin. Devamında bir başka rivayet, bu sefer dersine. Neden biz İyyâke ne'abudu veya da ne'abudu İyyâke demiyoruz? Burada cümle o kadar önemliydi ki inşallah bunları açıklayacağız. Ve diyor Allah'ın Resulü devamında ene min Hüseyin'in, ene min Hüseyin'in min car getirir. Yani fi kitabin, en kitabin, min kitabin. Diyor ene min Hüseyin'in ve devam ediyor ve Hüseyin'un minni, bu sefer tersine diyor. Diyor ki burada ben diyor Hüseyin'denim, Hüseyin de benden. Yani bu nur, bu nur bazı zaman nur olur peygamber, bazı zaman nur olur Hüseyin, bazı zaman İmam Hüseyin, bazı zaman peygamber. Ve diyor kulluna nurun vahide. Biz bir nuruz. Kim yorulursa selam açarız. Allah Allah. Hazreti Zeynep'in sizlere teveccüh olması için Muhammed Ali Muhammed'e selam açarız. Allah. Faslar demeli. Bu ecezah ulema alimlerin izniyle inşallah duasıyla ben bu görevi yerine getirebileyim inşallah. Allah
Allah alimlerini de yerin göğün beliyatından yükselsin.